Ay karıma bak ya maşallah. Kim karın senin? Bu mu? Geliyor. Çaktın mı? Sanki hiç duymadı. Merhabalar, merhabalar. Merhaba. Lucinda tanıştırayım, bu Ercümen sana bahsettim ya. Memnun oldum. İsim de ben bak. O portakal baronu ben oluyorum hanımefendi. Neyse şaka yapmak istemiştim Ercüment. De. Ercüment. Evet. Lucinda polis. Tamam. Haberin olsun. Haberim olabilir yanım. Biz de portakal işi yapıyoruz. Bu da benim araba zaten. Hayır. Çaça olayını biliyor yani. Ondan bahsediyorum. Tamam. Ben de dedim ki eğer dedim hani bu durumdan çok şikayetçiyseniz. Evet. Gelin bir sorgu falan alalım işte. Arama kaydı falan oluşturabiliriz yani kanıtlı bir şekilde olursa. Ya o olay ben... Olay... Ooo ne haber ya? İyi abla senden. Yaramaz kabak. Taşlara bak. Ha iyi ya. Hamladım bir yazlık bir şeyler aramamız lazım oğlum. Bir tişört neyin dayını alıp gelsen de şey yapsak ya. Şşş bana bak bana. Ha. Oğlum yakışmış, yakışıklı olmuşsun ha. Eyvallah eyvallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü nabinin aziz. Aleyküm selam. Bunlar da Ümre yolcusu galiba. Yani buranın raconunu sen mi kaçmadın? Hacca gideceğiz. İslam'ın 5 şartını sayak mı? Tamam ben bu hanımefendi 100 atlarını hatırladım. Kim ya? Tamam siz sorgu vardı ben girdiydim hatırlıyor musunuz? Hanımefendi siz sahilde fazla mı durdunuz? Evet. Yandım beyler birader. Önemli bir şey konuşuyoruz. Bir müsaade etseniz bize. Et diyorum birader. Kız ya. Komik mi bu şu an? Komik değil etmiyorum. Hanımefendi emniyet güçlerinden polis yalnız. Bunların dördü de öyle. Yavrum. Aynı departman onun için böyle buyur. Şey yapıyorlar. Hepsi aynı. Şimdi memurlar böyle zorba mı oluyor? Siz böyle insanları rahatsız mı ediyorsunuz arkadaşlar? Sivildeyken zorbalama zorbalarım. Ne demek sivildeyken zorbalarım, memurken görev yaparım ya? Öyle bir iş mi var? Böyle bir görev mi var arkadaşlar? Ben görev değil mi senin için? Kimseyi zorbaladığımız yok bizim. Yani bir şey konuşuyoruz, muhabbetin içine sıçıp dalga geçiyorsunuz burada da. Tamam madem siz de memursunuz, size de olayı anlatırım ne olacak? Anlat. Neyse ben gerildim Cüdy, kaçalım buradan. Hayır. Tamam. Stres basıyor böyle. Ercüment'e gitsene. Gel şu bizim kızı yalnız bırakmayayım da ben burada. Sarılırım. Neydi lan? Cüdy. Frenzon yedim az önce ha. Kalbim çok kırıldı Ercüment. Gidebilir miyiz? Gidelim sıkıntı yok. Bunlar ne yaptılar Ercüment sana şimdi? Zorbaladılar mı seni? Yo beni kimse zorbalayamaz ya. Onda bir sıkıntı yok da hani rahatsızlık oluyor yani. Isaac gelir misin? Ercüment bir şey soracağım. Sor buyur. Cüdy'nin yönelimi ne? Ne demek yönelimine? Kendisi ben benim arkadaşım. Böyle konularını pek konuşmadık. Ben de değişmedim. Gel bir gel. Oğlum git şuradan. Arkadaşın olduğunu biliyorum zaten. Bahsettim evet. Senden de. Bir seksüel mi olduğunu sormak istedim sana. Vallahi ne seksüel bilmiyorum. Ben anlamam. Şöyle, kafam hani, basmaz öyle şeylere benim. Kızlar birbirine iltifat ederler ya sürekli olarak. Evet. Ben de iltifat ettim. Tamam. Sonrasında biz takıldık işte. Tamam. Ama bir arkadaştı. Ama sonrasında baktım o hoşlandığım kız falan demeye başladı benim hakkımda. Anlıyorum. Ben de bunun için sordum yani. Eğer gerçekten öyle bir şey varsa sen hani... Evet. Mesela duyguları falan ilerlemeden ya da herhangi bir gelişme olmadan... Keselim mi diyorsun? Için. Aynen. Tam olarak onu söylemek istedim. Anlıyorum. Merak anlıyorum. Ettim ona göre konuşacağım ya da... Valla arkadaşımız bizim ya ben yani şimdi sana sormadığıma göre senin gibi bir arkadaşım o da yani. Yani gidip de cinsel yönelimini birine soramam sonuçta kendim ilgilenmediğim için ama sorarım yani. Tamam yani sormasa ben hallederim teşekkür ederim. Yani ağzını da ararız yani problem yok. Peki hallederim sağ ol. Ne geziyorsun oğlum evimin ayağımın altında ya? Ne yapayım dayı? Ne yapayım dayı ne yapayım dayı dayının amına koyayım dayının geldiği gibi dayının şartellerini attırıyorsun dayının. Get. Hadi işin başına yürü. Ne işin var senin? Gel bakalım gel gel. Bir şey sordum. Ortadan ikiye ayrılıyordu. Çok riskli oldu. Ne yaptın? Ne yaptın? Yok bir şey ya. Ya plaka dozlanmış da şimdi plakayı kapatıyorsun diye bize ceza kesmesin. Şunu bir sileyim ben çamurunu. Yok ya zaten burası kameralı alan. Bize pek aynen, bir şey yapmazlar. Torpido mu ayırsa ama? Ya torpidonun ne? Şöyle ne güzelce. Lan! Memurum benim arabayı niye çektiniz ya? Memurum? Ya memurum? Ya memurum çatışma alanı. Sorun yok. Ne çatışma alanı?
Bilgimiz yok ama benim portakalımın ne suçu vardı? Buradan çektiniz şimdi bunu. Portakallar. Ben çekmedim ki. Benim arabamı çekti bu arkadaş. Arabamı çekti. O çekmedi. Yereller. Yerel mi çekti? Onun ben yerelinin. Alo oğlum Erdoğan. Kral ben de numaranı paylaşsana ya, arada takılırız burada. Alo Erdoğan. Bir saniye canım, bir saniye. Erdoğan oğlum arabayı getir arabayı. Yerine çekmiş diyorlar oğlum. Al gel, al gel, tamam. Ya amana kodumun çocukları, arabanın pul vergisini yatırmadım. Ben geçen de yüreğe yasak park etmişim. Onu da ödememişim. Bir 200 dolar da götüme kaçtı. Şimdi bir de 50 dolar istiyor kahpecik, yanıma getirecek. Ah oh, maşallah. Paylaşayım canım benim, numaramı. Benim Ercüment ben. Gitti. Ercüment ben burada. Cekçim memnun oldum. Ben buranın portakal, hal, balık işlerinden sorumluyum. Ben de yolladım. Ben de motosiklet kulübü işletiyorum işte. Dostum silahı altında. Vallahi bizim bir cüdü var. Motor işlerine o ilgileniyor. Sever motosiklet işlerini. Ben Yeni pek şeytan aracı olarak görürüm. Geçen bir takla atmayı denedim. Bu stop mutop yazan tavalar var ya. Jack ve Timmy değil mi? Gönderiyorum. Evet. Şey oldu gönderdim. İşte. Motordan düştüm. Belden aşağım kopuyordu. Ne diyorsun ya? Valla ameliyat aldılar, karnımı diktiler. Bak şimdi bizim karnımı orada diktiler. Bir araba markası var. 25 senelik araba. Anama vuradım olsun. Çok güzel arabadır. Tofaş var derler. Tofaş. Doğan Selex, Tofaş Selex, Kartal Selex marka. Siz bilmezsiniz. Bizim orada o. Bak kural çarpsın, bir kaza yaparsan araba hiçbir şey olmaz. Sadece ortadan ikiye zank tank böyle ayrılır ortadan ikiye. Ama o da güzel. 2 milyar toplarsın. Masrafsızdır. Oh maşallah. Ben bak şimdi böyle arabaya bak. Böyle arabaya ben binemem. Şimdi neden? Neden? İnsan eve gidince aynaya şöyle bir dönüp şöyle bir bakıyor, tamam mı? Bakıyor. Şimdi sen hiç kendinde Lamborghini, Porsche binecek göt suratı görüyor musun? Göt görüyor musun? Bana bunun cevabını ver. Benim götüm motora alışkın. Ha, mesela senin de motora alışkın. Senin var mı? Sen görüyor musun? Yok. Ben bak şimdi ben de görmüyorum. Sen görüyor musun kardeşim? Yeni yok abi, ben de görmüyorum. Sen de görmüyorsun değil mi? Bak. Bende de yok. Porsche binecek beyler. Porsche binecek. Bende göt yok. Bende de yok. Allah hepinize nasip etsin. Geleyim. Ben Müslüman biriyim. Benim dinim de böyle. Allah sizlere de nasip etsin diye dua edeyim. Sizde ne derler bilmiyorum. God praise you. God bless you. Motherfucker işte onlar işte. Anladın sen beni yeğenim. Bizim yeğenden şey yapmıyor. Oğlum dur, gülmekten yerlere yattı çocuklar bak. Peter. Senin ismin neydi oğlum? Oğlum dur. Oğlum ağzım mı kokuyor benim? Döndüğüm adam bayılıyor amına koyayım. Alo abim nasılsın? İyidir canım, sen nasılsın? İyi, ben de yeğenimi uyandım sayılır. İyidir. Ben yeğenin yanına gideceğim işte, ne yapayım? Çarşıda işlerim vardı. Biraz Ufuk kafede berduşluk yapıyoruz işte. Bakma parayı azıcık gördük, götümüz kalktı. Alıştın mı bünyede, biliyor musun? Alışkanlık yapıyor. Geleyim mi abi yanına? Valla şimdi bir mekaniğe gideceğim. Yeğenin yanına mekaniğe gideceğim. Ondan... Hangisi, ben de geleyim o zaman. Ben bir gideyim sana konum atayım. Şimdi bilmiyorum neresi. Ya adını biliyorsan ben şey yaparım. Adını da bilmiyorum şimdi. Yeğenin çalıştığı yermiş. Gideyim atayım sana konumu, olur mu canım? Tamam. Tamamdır, görüşürüz. Hadi bakalım. Buyurun beyefendi, kime baktınız? Buyurun. Araç rengi diyorum, çok güzelmiş. Araç rengini dediniz değil mi? Yanlış duymadım. Arabanın içinde azıcık ses yavaş geliyor. Aracın rengi ya biz... Biz portakalcılık yapıyorum biliyor musun? Yani ondan dolayı biraz marka rengimizde turuncu seçtik haliyle. Hocam, portakal anca bu kadar portakala benzeyebilir. Değil mi canım? Benim gözümün nuru bu. Bak sana Kur'an çarpsın, 22 bin aldım. Aramıza kalsın bu arada bu fiyat. Tabii. 50 bin istiyorlar, vermiyorum amına kodumun arabasını. Öyle bir güzel araba. Ya bu arkadaşlar da iyi mevzu yapıyor. Ama. Neyse işte biz yani hem portakal hem balık işlerinden ötürü ondan aracımız böyle yani 50 istiyorlar, vermiyor. Ben çok beğendim rengi. Eyvallah yani, eyvallah. Benim şimdi yeğen bekliyor. Mekaniğe işe başlamış da bir patronlarıyla tanışacağım. Efendim. Neredeyim? Şimdi ben nereye geldim? Benim yeğenin çalıştığı yere geldim. Ben şimdi bir Club 77'ye gideceğiz de ben Zeus'u söyleyeyim. Tamam. Tamam, sen bana konum atsana. Tamam, konum atayım güzelim. Ben tamam. Benim canım patronlarıyla tanışacağım, sonra boşum. Tamam. Tamam, atayım konum, gel. At, bekliyorum. Tamam. Bir gelelim bakalım. Şey Muz. Dayıcım ne yaptın? Dayım, hoş geldin. Oh 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 oh. Paşama bak, paşama bak, paşama bak sen. Ne yaptın lan, tamirci mi oldun? Artık ben de bir mekaniğim. Adam İşiniz adam. Olursa her zaman beklerim. Nerede patronların artık... nerede? Abiler nerede? Patronum kardeş. Kuaföre gitti. Abi hoş geldin. Hemen ben şarkıyı kapatıyorum abi. Kapat gülüm, tamam. Maşallah 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 ya, yeğenime bak. Yeğenim can. Bak bu abinin. Evet, bak evet. Bu abin var ya, bak bu abinin motoru yapılacakmış. Anlar mısın motordan?
Anlamaz mıyım? Hemen yaparım. Abi motoru şuraya çeker miyiz? Tabii. Ercüment abi. Efendim Gülüm. Abi senin bu yeğenine soralım da şu senin rengi bize kaça patlatır. Tamam soralım. Bu renk yalnız benim marka rengi. Tamam sana telif ödüyoruz mu? Yok canım telif ödemezsin de yani. Şimdi şehirde turuncu bir pikap gördü mü Ercüment diyor. Sana gelip Ercüment derse bu arkadaşlar. O yüzden ben de canı sıkılmasın. Manevi yeğeni güzelim sayısı. Hoş geldin ya maşallah. Yeni mi boyattın saçlarını? Aynen. Hoş geldin ya. Bizim bak bizim yeğene bak motor tamir ediyor. Bak gözlerim doldu namussuzum ileride. Şemus ulan şerefsiz bak kardeşim 5 yaş küçük senden bak. Adam elini işini aldı araba tamir ediyor görün mü? Sen ne yaptın lan? Kimin kardeşi ya? Sen geçen gün levrekleri attın mı arabanın içine? Bak bagajın içi pis kokmuş. Bunları atmamışsın balıkları. Hayır. Neyse senden konuşacağız. Güzelim sen klaba mı gideceksin şimdi? Tövbe. Bu ergenlerden de ben bıktım ya. Klaba gideceksen ben şunun patronlarıyla tanışayım. Gidelim. Şu arabaları çekelim ama adamlar sövmesin bizi. Benim araçla gideriz. Patron da geldi. Tamam Club olur. Club 77'ye gelelim o zaman. Tamam Club 77'ye geliriz. Geliriz. Tamam. Ben sürerim abi. Bu arkadaşlar da gelsin. Tamam benim arkadaşlar yer var gelmek isteyen varsa. Siz de gelebilirsiniz Club 77'ye. Alın da şuradan geçelim ya. Abi hemen çekelim. Galiba. Hemen çekelim. Ha yok diğeri galiba. Çekelim hemen beyefendi durun. Abi sen motor adamların dükkanını esir aldık amına koyayım. Efendim güzelim. Gidiyoruz Club 77'ye. Tamam. 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 Güzelin yesin seni. Bir dakika. Güzelin Ercan yesin abi. Beni. Efendim Gülüm. Abi sen senin yeğenine söyle. Ne diyeyim? Şu motoru söyleyecektik ya abi sen balık avcısı mısın? Yok ya motor aklımda ya onu ben soktururum içeri. Anahtarlarını bıraktın mı yeğene? Ben geri geleceğim. Sen sadece öğren. Oğlum biz de gideceğiz ya klaba. Onlar da gelecek tamam bekliyorum. Abi o zaman sonra gene hallederiz. Sen söyle çıtlat de ki benim bir arkadaş gelecek. Tamam Gülüm. Canımsın abi. Tamam Gülüm. Dayı. Ben bekliyorum. Ne var? Bir tane motor bulmuşum var ya alacağım onu. Al amına koyayım ne yapıyorsan yap hadi. Fıstığım ne yaptın? Bu arada daha iyisini yapmak isterdim ama. Daha çırak yeni öğrendiğim için her şeyi yapamıyorum. Yavaş yavaş öğreniyorum. Bak bu abin bu motora benim arabanın turuncu rengini yaptırmak istiyor şu motora. Benim arabanın turuncu rengini. Tamam. Ben anlamam renk kodlarından. Yapabilirseniz yapıversin dedi ama yaparız. Sen patronlarını göster bana bir patronla tamam. Tanışayım. Ustam. Güzelim evet. Bu abilerin mi? Evet dayı. Bu ustam Bora Öz. Merhabalar. Bana sahip çıkan ben bu şehirde geldiğim zaman beni kol kanat geren abim ve ustam kendisi Bora Öz. Bora Öz ustam dayım Ercüment. Memnun oldum. Ben de memnun oldum Bora Bey. Ercüment benim adım da. Bizim yeğene sahip çıkmışsınız. Geçen geldim alelacele olaylar vardı biliyorsunuz. Ondan dolayı pek kalamadık. Tanışma fırsatımız olmadı. Ne kadar teşekkür etsem az. Bakın bu Can'ın abisi zaten tanışmışsınızdır da. Şimdi abisini de diyorum böyle işlere versek. Çalışma götü var mı? Şeyimiz. Çalışma götü? Bizim orada öyle derler. Çalışmaya götün var mı derler de. Hani tembellik eder gençlik ya. Şey söyleyecektim ya. Siz evet. Bir şey böyle bakayım, holding sahibi misiniz yoksa? Normal. Şimdi ben kendimden biraz bahsedeyim. Ben yeğenlerimi buraya getirdim yeni bir hayat kursunlar diye. Ben kendim geldim öncelikle. Burada memlekette yaptığım bir turunçgil işleri vardı. Mandalina, portakal işi. Onu burada devam ettiriyorum. Portakalcı Ercüment derseniz çarşıda beni herkes gösterir. İyi kötü tanıdığımız var. Aynı zamanda da hafta sonları şu yanımda gördüğünüz mavili şımarık yeğenimle beraber balık halinde çalışıyoruz. Balık işi yapıyoruz. Vay ben balığı saldım. Salmazsan şimdi neyse. Abi sen de var ya. Öyle. İlla diyorsun ki döv beni ya. Oğlum Can var ya bu abin senin var ya hiç seninle almamış ya. Hiç seni örnek almamış. Aslında tam tersi olması lazım. Ama iyi ki sen abini örnek almamışsın yani. Allah Can ustalığa yükseldi ya. Dayı niye saldım? Niye saldın oğlum? Anlat bakayım. Dayı. Orkinoslar elini mi kaşındırdı? O konus kokusu mu geldi? 2-3 saat çalıştım dayı orada bak. 2-3 saat çalıştım. He. 1060 dolar aldım dayı. Dayıcım. Ya 1060 dolar mı? Para mı lazım? Atayım amına koyayım he. Değil. He lazımsa söyle atayım dayıcım. Ya değil de bu yeri zaman. Aza tamah etmeyen çoğuyla yetinemez. Bak kardeşim. İşte bak usta gibi usta bak gördün bak, mü bak. Biz bununla aynı anda geldik. Biz bununla sokakta çöp topladık şimdi mekaniyiz yani. Tabi. İşte tabii. Kişisel gelişimin önemi. Şaka yapmıyorum orada gerçekten. Böyle olması lazım. Böyle şaka olması değildi lazım. Gerçekten topladık. Şimdi Bora Bey ben size ne kadar teşekkür etsem az. Ben şimdi hafta sonu bir
sizleri de ağırlayacağım. Bu Aslan ailesini de ağırlayacağım. Bir evimde bir yemek işi yapmayı düşünüyorum. Balık pişireceğim. Abi barbeküde balık. Bizim malikaneye gideriz. Tamam, sizin malikaneyi de hallederiz. Beraber bir balık partisi yapacağız. Orada da sizi davet etmek isterim. Benim yeğene sahip çıkmışsınız. Bundan sonra ben de bir dayınızım sizin. Ben de bir arkadaşınız, dostunum burada. Her türlü işinize. Siz benim yeğene sahip çıkmışsınız. Allah razı olsun sizden. Abi bir şey değil ya. Boynumuzun borcuydu. Olur mu canım öyle? Ne kötü yollara şey yapan var. Numaranızı da şöyle ben göndereyim size. Sen var ya bensiz sıçmaya gitmezsin. Ben sana söyleyeyim. Dayı şehirde çok tanıdığım yok. Ben nereye gideyim ya? Tanış amına koyayım. Adam 15 yaşında gelmiş. Kendine iş bulmuş. Gel buraya. Buraya bak buraya. Adam 15 yaşında gelmiş. Şehirde kendine iş bulmuş. İnsanlara kendini sevdirmiş. Sen bugüne kadar ne yaptın ya? Tanımıyorum. Burada sana. Hayır, burada sadece bir şey soracağım. Bir dakika. Yo merakımdan sordum. Herhalde ben ya ben bir benim tipim uymadı buraya. Boşver. Allah boşver. Vallahi boş vermem. Benim tipim uymadıysa çıkabilirim ben. Benim hatırıma. Aslan ailesinin biri var mı? Ben varım. Ne oldu ki? Sana zahmet çıkar. Tamamdır. Çünkü benim bir sıkıntım var. Yusuf Bey'le de daha görüşemedim. O yüzden kusuruma bakma. Yanlış anlamasanız sıkıntınız ne konu hakkında? Yani ben, biraz biliyorum da şehirde şimdi, ne olduğunu. Şimdi cenazesi hakkında da laf etmek istemem. Berat Can Aslan. Anladım. Zeus bu arkadaş benim arkadaşım. Tamam, sıkıntı yok. Ama sana şunu sorayım, söyleyeyim yani. Berat Can Aslan da bana ne yaptı söyleyeyim mi sana? Yo bilmiyorum. Geldi, ne yaptı ki? Çaçarov'u korudu. Çaçarov'u korudu. Hı hı. Çaçarov Arjuman abi falan kaçırmış değil mi? Anlattı. Evet, evet. Bu arkadaş da Çaça'yı sevmeyen bir arkadaş. Bu arkadaş da sevmiyor yani. Olayları onaylamıyor yani. Arkadaşım değil aynen. Bir hatalı baya. Kafasına yere iş yapıyor. Dedi, bir hava alacağım dedi. Bir istersen bir kontrol et. Ben gidip geliyorum. Tamam. Var şimdi işte mezar hakkında da bir laf etmek istemem ama harbiden geldi bana orada laf etti. Ama sen benim aslanlarla sorun değil. Biz aslanlarla, aslanlarla şu anda benim böyle bir şey olsa ben çağırmam ya. Sen haberin olmadan. Ben bilmiyordum şey. Polislerin yanındaydım. O yüzden bilmiyordum yani. Kapıdaki bir dakika gelsene be. Hangisi? Bugatti. Benim. Çekeyim mi? Sanırsam herhalde ya şeye sokamıyorlar. Hadi çekemiyorlar. Anladım. Hemen bakıyorum. Tamam. Şu şehirde yemin olsun var ya. İşi demeyeyim diyorum da. Geliyor beni buluyor da. Allah kral sen de az. Sanki biraz hani sakin ol, kendini yıpratmaya değmez yani. Sana bir şey diyeyim mi? Çaçarov'u o kadar kovaladım. O bu kafeye sığındı. Aslanlar bunu korudu. Sivil bir adamı korudular. Aile dostum diye. Ercüment de benim aile dostum. Bu adam bunu kaçırdı. Ortada bir haksızlık var belli zaten. İşte. Daha da konuşulmadı. Bak ne arayan var ne soran var. Yusuf Aslan. Yusuf Aslan arıyor sadece silah parçası var mı diyor. Yo ben ayıktım seni. Sıkıntı yok da. Hani sen şeyimiz otur oğlum şuraya yani. Kenara. Otur şuraya kenara. Hani burada sıkıntı bizlik varsa da şey yapabiliriz çıkabiliriz. Yok sizin sıkıntı yok. Efendim? Senin ismin neydi? Şey dedim sana. Davis. Ama biliyorum salak. Ha ben. Andrew ben. Efendim? Andrew Fake. Andrew. Kusura bakma bu gerginlik için hani. Çaça olayı zaten çok gerici bir olay. Evet, olayı evet, da ben duydum. Yaşadığım için bir de hani. Kız o ne? Ha. Ucunda. Oyuncak. Onu nereden buldun ya? Sen oyuncak silah şey mi taktın? Oyuncak. Oo sen benim tuvalete benim mi gittin ya? Nereye gittin ya. Geldin? Ya yok benim halamlar bana büyü yapmış amına. Göremiyor ben. Çekemiyorlar böyle şeyler oluyor bende. Ulan hiç güleceğim yoktu ya. Geç otur. Bayıldın galiba. Sana eleman şey getirecekti. İçki getirecekti de. Getirecekti, aynen. He. Şeymus sen de kahve içecek misin oğlum? Kahve vereyim sana. Merhabalar. Hoş geldin. Nasılsınız? Sağ olun. Buyurun oturun. Yok ya bir bakayım dedim şöyle. Siz güvenlikte misiniz burada? Yok ya ben güvenlik değilim. Gelin ya buyurun oturun. Kahvemiz, çayımız var. Masada çerezimiz var. Oğlum uzatsana Anteplerden Şeymus. Yok. Çerezlerden uzatın. Yine mesajlaşayım ben sıkıntı yok. He. Buyurun ya oturun. Bura dostlar masası ya. Efendim? Buyurun, muhabbetimiz eksilmiyor. O ünlü Ercüment sensin ha? Ercüment ünlü müyüz? Bilmiyoruz biz de valla. Öyle esnaflık alışveriş yapınca tabii insanlarla portakal alıp tezgahta görüyorlar beni. Portakal al sat, işte balık al sat. Bazı işte babacanlıklarımız, veresiyelerimiz öyle tanınıyor önümüz. Oluyor Allah razı olsun onlardan da. Adam tam bir esnaf ya. Kızlar anlayamıyorum ya. İyi eğleniyor. İyi eğleniyor amına koyayım. Şimdi beyler biz ne yapalım? Benim.
Sen baba, bak sen Andrev ayı kostümü giysin. Sen tavşan giy. Sen zebra giy. Ben de zürafa giyeyim. Çıkak oynayak. Amına koyayım. Bir saat sonra bizi var ya içeri atarlar hapse. 4 tane adam grup yapıyorlar, fantazi yapıyorlar diye. Ensesten yeriz vallahi 7 yıl. Taşacak geçerler amına. Böyle olduğunu atma. Görürlerse taşacak mı abi? E şimdi yok. Bunu gören ben ne diyor? Ben abi ya. Tapçıyım ben. O kadar. Ya kızı gören ama... sana bir şey diyeyim mi? Kızı gören o seksi der amına koyayım. Erkek giyinimde gay olur. Olmuyor böyle yani. Ercüment abi. Canım gülüm. Abi benim bir arkadaş var. Tencere imalatçısı. Ha. Abi o da böyle mekanlara gidip değişik değişik kıyafetler giydi. İçeri alındı abi. Hadi ya. Erkek abi. Erkek miydi? Abi erkekti. Şimdi neden soruyorum erkek miydi diye. Sonra... bazı şimdi meme oluyor, dalga oluyor, anlıyor musun? Aynen aynen. Dalgalı memeli miydi? Abi o değişti ya, travesti oldu, kaybettik biz onu. Sikli Hanım. Sikli Hanım. Çaktın, yabancıya gitmişsin dedim ama o kadar para. Şimdi bakmayın hanımlar yok, benim yeğen de yok. Rahat konuşacağız burada. Abi bir motivasyon konuşması vereyim mi? Tabii. Yarraya'dan kalk. Söyle abim benim. Şöyle. Ne anladın ya? Fıstık alayım deyince. Ne anladın Yurdakül? Bir video gördüm geçen günü de telefondan gezerken. Ne böyle bir baktım amına koydum. Anasını kudurtmuş kızcağız. Ama bak kudurtuyorlar şu an olmuyor. Tövbe yarabbim tövbe ben oğlum. Gideceğim, olmuyor böyle. Oğlum diğer tarafa oturak, diğer tarafa oturak. Terledim, terledim. Gençler. Terledim. Bak bu adam, bak bu adam, bak bu adam en iyisini yapmış. Arkasını dönmüş. Bize bakmıyor, duvara bakıyor amına koyayım. Sorun yok bence ya. Ercü ne dans ediyorlar be. Bu bir tane bizim orada bir TV programı vardı siz bilmezsiniz. Türkü Ercü bilirim. Evet sen bilirsen bir şeyde Beyaz Show'da Oğuzhan Koç diye bir ünlü bilirim. Adam vardı. Simge Sığınan Efendi önünde böyle dans ediyordu da Oğuzhan Bey götüne bakmayayım diye ekrandaki... ekrandaki yukarıdaki fayansları sayıyordu Beyaz Show'daki. O videoya döndük şimdi bizim işte biliyor musun? Abi bu işin sonu ben senin tüvürkünü izlemek istemiyorum. Yok oğlum yok oğlum ben içmem galiba. Abi ya, bak, yok oğlum yok yok midem oğlum işte. Reflüm var ben içemem. Selam. Selam canım. Andrew izinle ben bir geçebilir miyim? Aman aman. Andrew kalk buradan. Andrew oğlum gel şuraya. Abi ederim. Yok abi çekileyim. Ya bir fıkra anlatacağız ya. Olmuyor. O da ne? Artık sen kaldırırsın Ercüment abi. Şimdi viski mi getirdin? Ne zaman indire kaldırdın ama. Aman. Bana... Devam et. Aa! Ben veririm. Hacı devam et sen. Basadaki şeyi de içeyim de şu şeyin yanındaki yarım kalmasın. Teşekkür ediyorum. Sen anlıyorsun abi şunu. Ya kalkmış oğlum ne yaptın ya? Ye ver hadi ver. Aynen abi hazır. Hadi, oğlum dur. Bu iş yok lan. Abisi bak bu çok istiyormuş motor. Ne tarz bir şey istiyorsun? Spor. Jack bu diyor ki motor istiyorum ben dayı motor istiyorum ben diyor. Ne yapacaksın bunu? Şeymiş. Ne yapacaksın bunu? Yani şimdi bizim motorlar daha çok ağırlığımızı belli ediyor. Dostoyevski'nin ağırlığını belli ediyor. Egzoz yapar böyle. Şu bankanın yanı var bak. Şeyin orada kamın önü. Bakalım oraya hep kapalı şey değil. Güzelim. Hoş geldin güzelim. Ne yapıyorsun? Beni hatırladın mı? Sen beni bekle zaten bir daha yol alalım. Amca geliyorum abi ben bir daha. Böyle. Sıkıntı yok. Ben Ercüment abinin. Seninle konuşmuştuk. Ercüment abim. Kızım benim. Çok tatlısın sen. Yok canım niye özür diliyorsun? Çok büyümüşsün sen. Çok büyümüşsün. Abla evet, olmuşsun. Klaba bile gittim. Oh maşallah. Maşallah. Ne yaptın sen klapta? Klapta ne yaptın sen? Orada bir tane peri abla vardı. Böyle kanatları vardı. Hı. Onu hangi klaba gittin sen? Klap 77'ye. Bizim oraya ne zaman geldin sen? Sizin mi? Beni abiler çıkarmaya çalıştı ben kaçtım. Aa, çıkarmaya çalıştı kaçtın mı? Allah'ım sen neredeydin? Ben buradaydım abilerle o kafede. Ercü. Geçtim. Efendim. 100 milyon mu? Böyle böyle bir bebek. 1 trilyon borcum olsun işte. Üstüne. Amına koyayım. Daha çok olsun. Daha çok olsun. Olsun. Babacığım sen neredeydin? Burada abilerleydim. Emin misin? Ben bir Yusuf Bey'i arayayım da kamera kayıtlarına bakalım. Eyvah. Eyvah koş. Hayır koş. Ercü hadi gidelim biz gel. Biraz evet söyleyin bakalım şimdi bu çocuk motorcu olur mu olmaz olur, mı? Olur. Olur. Sürebiliyor mu abisi?
çok rahat sürüyorsun. Öyle mi? Valla. Abi ben çok profesyonel. Tamam lan, motorunu ben alacağım sana. Yürü lan galeriye gidiyoruz. Sana motor alacağım amına. Yürü lan. Hadi gidelim, toplayalım. Yürü lan adamın amına. Sürün galeriye. Hadi gidelim Ercü bir. Dur ben de bana bineyim. Gel bakalım, seç bir tane beğen. Beğen bir tane motor beğen. Ben sana parasını atacağım. Git beğen hadi bakalım. Bir tane motor beğen. Hızlı, seri üstüne. Hadi beğen gel, biz buradayız. Yeğen de bizim göte kaçırmaz inşallah dolarları. Bakalım ona göre bir şey seçsin. Ben baktım da biraz tuzlu fiyatlar. Tuzlu mu diyorsun ya? Kaçtan başlıyor? Hah geliyor amına. Ne yaptın dayıcım? Kaç para? Vortex. Kaç para oğlum? 104 bin dolar. 104 mü? Evet. Az ya oğlum. Güzel seçim. Emin misin? Eminim çok güzel dayı. Motorda emin misin oğlum? Evet evet. Tamam gel içeri, ben satış sözleşmelerini yapacağım. Ya bakalım. Çıkarttım takım elbiseyi Ercü. Sıktı artık. Çıkart onu. Anası satayım, çıkart. Bu adam da eldivenleri ne pis kokuyordur şimdi. Tabiri caizse taşa karası. Şey yapmayalım da adam kulağına gitmesin, ayıp olur ya. Dostum hoş geldin. Türkçe biliyor musun Türkçe? Abi burayı mı alsak ki? Burası sana yakışır. Bura mı? Yok oğlum, ben nereden alacağım burayı? Ben bir tane ev alayım dedim. Götümün çatalına kadar yırtıldım amına koyayım krediye. Semih Hanım arayıp duruyor bankadan amına kodumun karısı. Dar arayın demene. 7000 alıyor günde benden kredi borçlarını. Vay. Sen ne diyordun? Sikerek ödesek olmuyor mu? Yok. Ya ilk başta konuştuk, 200 bin 400 bin arası kredilerde %1,5 faiz uyguluyorlarmış. Daha üstü kredileri çekersem 2,5'a kadar Ercüment Bey sokarız diyor, oturturuz diyor. Böyle demiyor da bunu demek istiyor yani. Anlama geliyor. Ben dedim ki yani tarih bilgim var. Kazıklı Voyvoda diye bir şey var. Kazığa oturtup geri gönderiyorlar dedim. Siz beni direkt dedim direğe oturttunuz dedim hanımefendi dedim. Güldü biraz. Aramızda bir elektriklenme olur, bize indirim yapar diye düşünerekten daha şakalarıma devam ettim. 2,5 faizle götten 400 bin dolar girdi. Hallettik ama bitti. Hadi yav yeğenim ya, hadi yav. Bakayım ne yapıyor, ne diyor. Seslen hele bir içeride. Amına koyayım genç bir sekreter, bir karı var ya bu işlerle ilgilenen. Amına koyayım daha fazla konuşmak için şimdi bu ergen ya. Daha fazla tamam, konuşayım. Karşı cinsle hiç iletişime girmiyor ki amına koyduğum bunu. Bu şimdi skile yürüyor. Zamanımızda böyle dayımız olacaktı, motor alacaktı. Vay lan vay. Hah geldi bizim ya. Üf. Motora bak lan. Üf. İki kişilik mi yeğenim? Aynen. Tamam. Ön kaldırmayı denesene be. Öyle mi? Bilmez ki o ön kaldırmayı, bilmez o. Oğlum bırak şimdi çarpacaksın sağa sola. Dur. Aman. Sakin. Düzgün bak. Bak şimdi. Oğlum depreş bilen sana şimdi ön kalkacak, dur. Sakin. Ha, çok güzel ya. Allah razı olsun. Bak şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Bu motoru süreceğin zaman bu abilerinin yanına gideceksin. Bu abilerinden gezeceksin, tamam? Ben tamam. Alo. Merhabalar Ercüment Bey. Sabah hatırlarsanız Zul Kafede taşmıştık. Numaranızın yerinizden aldım da. Evet. Sabah portakal işi yaptığınızdan bahsetmiştiniz. Bana biraz lazım evet. Oldu da bir 35 kilo kadar. 35 kilo portakal lazım oldu. Yalnız şu an mesai saatleri dışındayım. Ne zaman lazımdı size portakal? Yani yarın akşama yetiştirebilirsiniz. Tabii efendim. Halledelim hemen. İsim neydi sizin? Anzel vardır. Anlaşılmadı efendim. Bir daha alabilir miyim? Anzel vardır. Anzel Bey tamamdır. Aksel. Aksel Bey tamam. Aynen. Tamamdır. Bu arada ücreti ne kadar sıkılır? Ücreti önemli değil. İlk siparişler ücretsiz yapıyorum ben. Ya kilosu işte 50 liradan hallederiz, sıkıntı yok. 50'den tamamdır problem. Tamam. Tamamdır. Sağ olun, iyi günler. Tamamdır. Bora Bey şimdi... benim bir acil gitmem lazım. Bir portakal istedi arkadaş. Satış var. Yardım ihtiyacınız var mı? Biz yok, de gelelim. Portakal toplayacağım bir de. Yiyenler de gelecekse. Oğlum işiniz gelelim. Var mı? Gelelim dayı. Portakal toplamaya gideceğim arabanın arkasına. Geleyim. Gidelim. Ustam da gelsin. Olur. Şimdi araba iki kişilik benim. Tamam, ben yok, bende şey var, ben yedim. Tamam. Yani. Çekirdeği çıkaralım. Ayı. Siz bekleyin istiyorsanız oğlum, şey yapmayın zaten, bir kasa toplayacağım. Bir kasa sipariş geldi. Tamam. Bekleyin dayı. İstiyorsanız. Hadi oğlum. Usta, tamam. Arabayı kilitlememişsin, haberin olsun bu arada, bakıverdim. Tamam dayı, hemen tutuyorum abi. Hadi tutun bakayım, hadi gelin. Hadi hemen. Bak. Aman oğlum.
Aman oğlum. Aman oğlum, bir yerinizi sakatlamayın. Hadi hadi hadi. Oh, az kaldı, az kaldı, az kaldı. Oh, getirdik. Buraya bırakalım biz. Heh, kasanın arkasına bırakın şöyle. Ha, bakalım. Şöyle kaldırın bakalım. Ah, tamam. Şöyle. Oh, oh be, oh. Of. Vallahi o kadar ağırdı ki. Ben şunun bir kapağını kilitleyeyim. Geçin oğlum hadi arabaya. Tamam. Götüremem. Yeter değil mi orası? Yeter, yeter. Efendim. Alo. Ercüment Bey benim. Buyurun. Biraz uyuyacak gibi ya. Hiç sıkıntı yok. Bakın. Hiç sıkıntı yok. Biz buralardayız. Polisler hiç anlayışlı davranmıyor. Yok ya, ne olacak? Ticaret yapıyoruz sonuçta. Problem yok. Yani biraz zayıftır abi. Problem yok. Problem yok. Aşk için boynumuz kıldan ince dostum. Çok teşekkür ederim. Problem yok. Buradayız biz. Vay Ercüment amcam. Canısı ne yaptın ya? Ya bu Ercüment amcam, sen ne araba turuncuya boyanmışsın ya? Marka oğlum, bu Ercüment marka oldu. Allah ısırgan otunu bıraktın portakal işine. Portakal işinin sihirli aramızda. Taşlara. Aramızda yeğenin oğlum, gelsin aramızda. Oğlum bizi siktireceksin mi ya? Tamam Ercüment amca, yapma ya. Allah için. Yapmadık oğlum öyle bir iş. Olmadı zaten, sorduk. Evet. Olmadı yani. Tam boşver, portakal devam et ya. Portakal devam. Şimdi kamyonun arkasında bir kasa portakal var bak. Bir tane müşteri var hatta, o gelecek şimdi. Günün şeftesini yapacağız inşallah. Vay vay. Kendisi de polislerle işi mi varmış, ne varmış? Amına koyayım, zaten normal insan istemez bizden. Ben de siftah yapmak isterim ya amca da. Bir tane portakal ver bari ya, karnım aç. Lan gel portakalmış. Çok mu canı çekti? Vallahi çok böyle sulu sulu esek. Metne yatırıyor. Canım amcam ya. Boşuna yardım etmedik bu amca işte. Gel gel. Ver amcam ver, sulu sulu yesek. Haber. Bak yalnız bunu nasıl yiyeceksin biliyor musun? Nasıl yiyeceğiz amca? Niye, ben soyarım onu, arka cep bıçak var biliyor musun? Bunu böyle elinden tırnağından böyle kazı. Yok yok amca. Kusur böyle ağzımın için aksın suyu. He amca. Afiyet yok, olsun. İğrençleşme ya. Eyvallah amcam. Afiyet. Yağmurum yazıya bak. Bize şimdi portakal bestesi amca, yapacak adam lazım. Ekşi. Amca bu bayağı ekşi. Ne diyorsun ya, ekşi miydi, güzel miydi yani? Amca cort bu ya, yok yok ekşi bu. Olur mu oğlum, Ercüment amcanın portakalı dandik çıkmaz. Yok amca yok, Allah. Sen oğlum ne yaptın, attın abi oraya nimeti ya. Ya amca nimet, benim nimet de ya. Allah çok ekşi ya. Ayda. Rakip sen böyle olmam valla. Sen, tamam, ben de. Sen ağzın tadı yok, sen viski içmişsin. Nasılsın? Evet. Ya bu diyor benim portakallar ekşiymiş ya. Oğlum daha portakallar yeni yeni çıkıyor, ekşi olacak tabi. Vallahi sen bu mevsimde ya. Bu mevsimde bul bakayım bir şerbet. Can Pamukçu benim, buyurun. Yanımdasın, bir bakar mısın? Sorabilir miyim? Hemen bakıyorum, buyurun. Buyurun. Efendim. Kızlar 77 bir aksi senin de, hadi kalabalık geleceğiz ya. Ercüment amca bu senin yeğen, beni dövüyor. Ne yapıyor? Klap klap bak. Hop. Beni ya. Arka duramıyorum, dayıdır. Niye dövecek ya? Sen ne yaptın da dövecek? Sana senin için dedi ki bu dedi kötü şeyler yapar. Dur bakalım. Benim dayım asla kötü şeyler yapmaz diyorum. Oğlum. Anlamıyor. Ben sana ne dedim ya? Ne kadar bana bir mesaj. Ya Ercüment amca ısırgan otu satın dedim. Kötü bir şey mi dedin? Niye ısırgan otu oğlum? Isırgan otu demedim bir kere, tamam mı? Kötü işler yapıyor. Sihirli taş dedim. Ne dedim ya? Kötü işler yapıyor dedim. Ne taşı yavrum benim ya? Portakal kasada, araba orada duruyor. Sen ne? Sen portakalı ne yedin, şey mi olduk yani? Portakal topladık al, ya. Al kötü ben aldım yine ya. Biz az önce portakal yeğenim topladık. Bak aslanım, seni uyardım yani amcanın hakkında. Oğlum bak benim canım amcam, sıkma git buradan. Benim amcam. Yürü buradan. Benim amcam öyle şeyler yapmaz bir kere. Benim dayım. Gazi Osman Paşa. Bekle. Gelmeyin ulan bura buraya. Bura buraya. Bara çıkma. Oğlum kim karışıyor lan benim kardeşime? Haydırılım. Bara çıkma. Ercüment amca. Oğlum. Bir daha benim yeğenlere yaklaşmıyorsun. Bir daha görüşmeyelim tamam mı? Sen ya benim yeğenim, dayıma sen kötü şeyler söylüyorsun. Hayırdır amca lan? Ne oluyor oğlum? Oğlum bir daha. Bu arada, bu arada Cem Mekanik tamam mı? Her zaman beklerim. Ne mekanik? Can Mekanik ne ya? Tamam, ne tarafta? El Diablo mekanik. Ne tarafta? El Diablo. Ne tarafta? Tamam dostum, anladım, tekrar etme. Ne tarafta olduğu önemli değil. Sen ulaşmak istediğin zaman bana ulaşırsın. Her zaman hak ettim. Oğlum sana ne oluyor? Sen çekil şuradan. Can! Bravo, villa buradan bakacağım. Geç onun arkaya. Bak.
Maşallah, 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 maşallah. Biz bir şey yapmadık, biz bir şey yapmadık. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Jack, abi ne yaptın ya böyle? Bunlar kim ya? Trabzon'dan Lost MC birisi getirdim abi. Abin, Can, gel oğlum bak, bu Jack abim bak, tanışın. Jack abi, merhaba. Merhaba. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Merhaba abi. Hoş bulduk Can abi, Can Pamuk. Tamamdır, memnun oldum. Bak şimdi biz dağ tarafına gideceğiz Jack. Böyle kamp tarzı, nereye? Böyle kamp tarzı muhabbet, sohbet. Gelmek isterseniz buyurun gelin siz de. Merhabalar. Bizim motorlar o tarz şeylere uygun değil ya. Kamyonla gelin, arabalar var, kamyon var. Kamyonla gelirsek sıkıntı olur aynen. E araç ya, ayarlayamaz. Uçak geldi bir tane. Bu bizim deli mi? Barbie geldi. Kız. Ya dağa gideceğiz. Allah'ın ya adını verdim. Bak, dağ kostümü bu mu yani? En düzgün kombinim bu. Benim abla buradan anladığım senin... pijama partisi var. En düzgün derken? Abla. En düzgünü bu işte. Yok gel buraya, gel artık abla, bekleyemem gel, seni gel. Değiştireceğim. Hayır hayır. Jüde abla bir saniye daha önce tanışmıştık değil mi? Hatırlamıyorum. Ben Can. Oğlum tanıştınız ya, sen Jüde ablanı nasıl abla, unuttun? Unutmadım da bu haliyle görünce. Baksana ayağı takışıp dışıp duruyor. Madem bol aldın enkini, azıcık kıvır paçalanı. Ya ben gideyim değiştireyim ya. Ercümen sen de gelsene, ben de yardım et. Korkun. Ben ne yapacağım, seni mi giydireceğim ben bu yaştan sonra? Allah Allah. Canısı Allah mısın? Bir dakika ya. Canı götür canı. İyi misin abi, ne oldu? İyiyim iyiyim ya, iyiyim ya. Ha. Ya manyak deli bizim Jüdi var ya, tekmeyi vurdu ya ağzıma yine. Müsait oldunuz mu? Daha gidiyoruz bak, kalabalığız. Abi hiç emin değilim biliyor musun? Gelmek istemiyor musun oğlum? Yok gelmek istiyorum da toplantımız olabilir gibi. Ya, ne toplantısı ya? Yok bir kişi bize ters yapmıştı aile olarak. Ha. Ha, onunla alakalı. Ya Ercüment abim var de, ters yapanı ters yaparlar de. Yusuf abi de onun konuşmasını yapıyordu onunla. Tamam ben bölmeyeyim o zaman aile toplantınızı. Önemli değil. Ama işin bitince beni bir çıtlat. Ararım abi, ararım. Tamam gülüm. Dikkat et kendine. Aklımdasın bak. Ali. Efendim. Müsaitseniz portakalları alayım. Müsaitseniz portakalları alayım. Bir saniye şimdi ben konum atacağım size. Oraya gelebilir misin? Geleyim ama hocam bende portakal alabileceğim bir araç yok ya. Nasıl yapabiliriz? Yayan mısınız siz? Yok motor var da işte motora... Motorun arkasına portakal. Lastikle bağlarsınız ya kasayı. He doğru, mantıklı. Uhu'da mısın sen? Ben mi? Şu an yani yakınım o tarafa. Uhu'ya yakınsan ben konum atayım, gel ben burada portakal halledeyim senin. Tamam. Hay Allah ya. Ben bir şu şeye gidip gelmem lazım. Ercüment dayı. Nereye dayı? Ya şu benim portakal alacak adam vardı ya. Evet. O gelmiş, şu kasadan ben portakalları alıp vereyim şuna. Geleyim tamam abi, yardım lazım. Yok yok, bir kasa bir kasa zaten hallederim. Hop bizim olan sen misin? Benim. Aksel hoş geldin ya. Hoş bulduk. Bakayım ben şu kasayı şimdi şey yapayım, kasayı. Bir saniye. Sen bekle motorun oradayım, ben alayım ya sana. Tamam. Yalnız lastiği nasıl çözeceğiz ya, ben de yok. Öyle bağlamaya başladım. Bir dakika şimdi arabanın dirseğim çarptı. 975. Allah. Yok be. Benimki offroad ya. Tamam ben lastiklerini güzelce sıkladım motorun arkasına. Şimdi ben sana sana şöyle faturayı da vereceğim bir saniye. Tabii. Abi geliyoruz biz. Ha şöyle kasayı da gördün değil mi? Gördüm. Tamam. Gör bağlamış, size elinize sağlık. Tamam. Tazeli. Bak, şuraya gerek yok ya, siz bana numaranızı göster. Tamam, numarayı vereyim. Gerçi numaranız var zaten, bak kafa karışıklı ettimden. Ne kadar ücreti? 35 dedik değil mi? 35'te... 35 kilo. 35 evet. Kilo çarpı 50... 1750'den. 1750, sen 1500 ver yeter bana kardeşim. Bir dakika. 35 kilo, adamları kilo başı 50 liradan. Ekmek gibi mi şey yaptın? Şimdi 35 kilo 1750 ise... 3 tane bir de. Evet. Bir kamyon ne kadar yapar? Bir kamyon ne, kaç kilo istiyorsun? 300 kilo diyorsun. Amına koyayım. 15 bin dolar kardeşim. 15 bin mi? Evet. Güzel benim. Manyak ya. Aynen öyle. Bir kamyonu öyle yalıyor maalesef. Değil mi? Ertesi gün hapishaneden alıyorsun değil mi? Kefalet ödüyorsun. Neyse öderim. Bakayım şimdi. Para. Evet. Sen 5000 göndermişsin bana. Ya ilk ticaretimiz. Sizinkinin daha olmadı. Benim bir işim çıktı. Olur mu oğlum öyle ya? Olur. Bana mail atarsın. Eyvallah. Hayrını gör bakalım, afiyetle yiyin ama ya. Abi karpuz da getirdik ya. Neyi basıyorsunuz? Spor salonu var abi azıcık ileride. Hadi ya.
Ya hocam. Ya bırak. Siktir et boş ver. Sandalyeyi alın şuradan. Of ya. Bir şey söyleyeyim. Yolda efendim? Önce tartıştım ben Ercü abiyle. Ne tartıştınız? Ercü abi. Evet. Otun ismi neydi abi? Hangi ot? Hamam otu. Ha? Hamam hamam. Abi şöyle... sen şimdi saçları jiletle mi alıyorsun? Hamam otuyla mı? Valla. Dön arkaya kaç. Böyle bir daire yapak ya. Böyle bir daire yapak. Yapalım. Yapak şöyle bir daire. Alın sandalyeleri gelin. Orada mı orada kaldı? Orada. Ne oldu? Bir daire yapın. Şöyle daire yapak. Yuvarlak. Rap söyleyecek arkadaşlar var. Şöyle ortamıza çıkar şöyle meydanda. Ercüment abim. İki dakikaya geliyorum ben. Tamam canım. Bir şey satın alıp geleceğim. Koyun oğlum sandalyeleri ha. Oh yeah. Çekirdek kolay da alaydı ya. Çekirdek kola. Valla kola değil de yeğene kolayı rap. Yeğene verek bizim. Rap yapacak olanlar oturmasın ya. Ortada dursun da. Ben her zaman hazır ve nazırım. Yapacaksın mı Can? Yaparım. Yap bakalım hadi bir şeyler söyle bize. Freestyle yap. Oh yeah, oh yeah. Evet, düşünmek şimdi ister misin? Böyle olunca da insan biraz şey oluyor, heyecanlanıyor. Yapacağım biraz. Bir altyapı tamam. Çözemez miyiz ya? Efendim alo. Buyurun. Merhaba Ercüment Bey. Merhaba. Az önce sizden portakal almıştım ya. Evet, düşünün. Evet. Sizden çok teşekkür ederim. Bundan bir ay sonra düğünüm var size davet. Eyvallah, teşekkürler ya. Sıkıntı yok. Her zaman Aksel Bey. Bizde ticaret baba mesleği yani. Her zaman ya beklerim. Gerçekten. Nasıl portakalları beğendiniz mi? Vallahi çok beğendiğini söyledi. Hatta dediğim gibi yani bir ay sonra düğünlüğü bir şeyler konuşuyoruz ama. Hadi hayırlısı olsun bakalım düğününüz. İnşallah. Hadi ya bakalım. İnşallah iştirak etmeye çalışırız inşallah. Gelmeye çalışırız. İnşallah. Beklerim inşallah. Sağ olun, iyi günler. Var mı isteğiniz Ercüment? Canınızın sağlığı. İyi günler, sağ ol. Ben açıyorum o zaman, şöyle bir ufaktan. Evet, evet. Aç Savaş abi. Abi sen mi başlayacaksın, ben başlayayım. Sen başla bak. Tamam, sen başlasana. Senin kapasite güzel. Tamam. Ya isim neydi abi arada? Cihangir, sen Cio de. Tamamdır. Senin adın Cihangir ama ben seni tanıyorum. Sana Cio diyorlar, bana da baba diyorlar. Farkımız var aslanım, bu şehri tek atarım. Önüme çıkma sakın, adamı madara yaparım. Bizim yeğene bak sen ya. Oldu oldu, güzel. Hadi bakalım yeğen. Devam. Yo. Ah, baktığında yaşın 15, elinde 31. Kanka ben rap yapıyorum ama sen götte de tekte bir. Ya. Ah, elimde ise sigara, seni yaktım siktim oğlum, arkasından bir de bir ala. güzel. Bravo beyler. Şimdi sıra bende. Sana rap yapmayı öğreteceğim bu arada. Hadi amcam, rahat bırakalım oğlum, hadi. İkide bir soruyorsun dayıma. Bak benim karşında 15 yaşında olsam da, burada seni yapabilirim, her an yerde paramparça. Benim adım Can Aslanım, bunu unutma. İyi. Bravo, müzik sesi gelsin biraz daha. Biraz arttıralım aynen. Evet. Yo. Kanka yaptığın rap değil, bunu unutma. Şiir okuyorsun sen de benim karşımda. Gel sana ben rap öğreteyim birazdan beni. Şimdi iyi dinle, tamam mı? 15'lik 31C. Oho. Bana diyorsun 2'de 1, 31C. Aslanım göstersene bana, kaç tane karı var yanında? Ama sana gösterebilirim, her gece bir kadını yanımda. Haydi söyle hani nerede senin bu kadınlar? Sen ancak kadını görürsün lan rüyanda. Yapma şimdi bana burada hiç müzik bir falan lan. Al sabununu kanka, boşver sen git odana. Bravo beyler ya. diyorsun ki git odana, rüyanda çek 31. Aslanım ben sen değilim ki, özeneyim sana. Benim her gece yanımda var bir tane manita. Göremezsin tabi, annem benim yanımda. Kusura bakma, sana yapmak istemezdim bunu, yok, bir parça. Spilektif raplerim var benim. Biraz girer sana boydan ama, sen alırsın onu. Bakıyorum da kalçana, çok genişsin kanka. Oğlum vurmak yok pardon, Can. Pardon vurmadım, pardon. Omuzum kaydı. Tamam. Sikildiğini görünce neden kasların kayıyor? Kanka karşıma geç de şiar sana kayıyor. Yaptığım bu tek rap değil, elimde kalıyor. Sana bir sokarım, her taraf çınlıyor. Bravo beyler. Mahlasın. Yes. Bir saniye.
Evet, bekliyorum. Kanka, ben girebilir miyim? Ben girebilir miyim? Ay amına koyayım adam. Beni bir hastaneye götür ya. Hayır ya. Sen oyunu niye oynuyorsun? Bora. Son, özür dilerim. Son parçamı söyleyebilir miyim? Son şeyimi söyleyebilir miyim? Söyle. Devam edebilirim, evet. Son şey, söyle. Son şeyimi söyleyeceğim. Söyle. Tamam, hadi son tur, son tur. Ne? O kadar ağır girdim ki kanka sana. Bak görüyorum, yapmışsın yanıma. Korkma, sakın sikmem seni burada. Seninle işim annenden sonra. Gel gel. Gel diyor. Civa abi, seni seviyorum abi. Canım benim. Beni bir hastaneye götür be. Adamı kaldırın götürün. Sonra devam edelim. Devam edemeyeceğim abi. İyi kapat. İyi kapat. Adamı götürün ya. Adını sikeyim. Böyle muhabbet var ya, hiçbir yer yok.